şarkı çok önemli. Sevgili Bitlisler, şimdi birileri çıktı, hocayım dedi. Said Nursi'nin, Said Nursi'nin izindeyim dedi. Said Nursi'yi istismar etti. Said Nursi esir kampından ülkesine geri geldi ama Said Nursi'nin izindeyim diyen FETÖ ülkesinden kaçtı. Pensilvanya'ya sığındı. Said Nursi'nin hayatı CHP'nin tek parti döneminin zulmü altında hapislerde geçti, sürgünlerde geçti. Ama bu FETÖ hesap vermek yerine uzaklara kaçtı, ülkesini terk etti. Bitlisi, Bitlisi alim Said Nursi ülkesi için, vatanı için savaştı. Ama bu sahtekar vatanına, milletine, bayrağına savaş açtı. 15 Temmuz'da işte bu Pensilvanya'daki hain asker kılığı içindeki ajanlarını kullanarak bu milletin silahlarını millete doğrultarak 250 kardeşimizi, 2194 50 kardeşimizi şehit etti. 2194 kardeşimiz gazi oldu. Bu hain FETÖ Bitlisli Said Nursi'nin tırnağı olamaz. Tırnağı. Said Nursi yaşasaydı bunu yanına bile sokmazdı. Nitekim bu hain ne dedi? Said Nursi Kürt olduğu için yanına gitmedim. Bu kadar saygısız, bu kadar hadsiz bir alçak. Kürt olduğu için Said Nursi'nin yanına gitmiyorsun ama 10 yıllardır Said Nursi'yi, eserlerini istismar etmeyi biliyorsun. Yazıklar olsun. Sevgili Bitlisliler, hiç merak etmeyin. Bu hainden yaptıklarının hesabı mutlaka sorulacak. Şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını mutlaka soracağız. Şimdi bu hainin teröristleri Almanya'da, Hollanda'da, diğer ülkelerde Türkiye aleyhine propaganda yapıyor. 16 Nisan'da hayır çıksın diye can hıraş bir şekilde çalışıyorlar. Bu FETÖ denen örgüt PKK bölücü örgütüyle kardeştir. Bunlar ikizdir. Biri Said Nursi'ye ihanet etti. Diğeri de Kürt kardeşlerimize ihanet etti. 15 Temmuz akşamında, 15 Temmuz'da bunlar sevgili Bitlisliler beraber çalıştılar. O akşam PKK Kandil'den diyor ki askerlere aman saldırmayın, onlar darbe yapacak. 16 Temmuz sabahı darbe püskürtülünce hainler tek tek yakalanınca Kandil'den yeni bir mesaj: askerlere saldırı serbest. İşte bu alçaklar PKK'da, FETÖ'de 16 Nisan'da hayır çıksın diye kol kola girmişler, omuz omuza çalışıyorlar. Kandil her gün açıklama yapıyor. Evet, çıkarsa PKK biter diyorlar.
istiyor ki evet çıkacak, PKK'da bitecek, FETÖ'de bitecek. Bitlis, Said Nursi'ye ihanet eden FETÖ'ye, Kürt kardeşlerimize ihanet eden, Kürt Türk demeden katleden PKK'ya cevap vermeye hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Allah sizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, Said Nursi'ye soruyorlar. Neden Demokrat Parti'yi Adnan Menderes'i destekliyorsun? Ne diyor biliyor musun? Eğer Demokrat Parti düşerse vesayet gelir, darbe gelir. Kur'an, vatan, İslamiyet namına ben Demokrat Parti'yi muhafaza etmeye çalışıyorum. İşte merhum Menderes'i idam sehpasına götüren, merhum Said Nursi'yi hapislerde çürüten tek parti CHP zihniyeti budur. Bitlis, FETÖ'ye gereken cevabı verecek mi? Bitlis, PKK'ya hak ettiği cevabı verecek mi hanımlar? Bitlis, bu şer odaklarına katılan CHP'nin yöneticilerine cevabı verecek mi? Bitlis evet diyecek. Bir dönemin kapılarını kapatıp inşallah yeni bir dönemin aydınlık kapılarını aralayacak. Öyle mi Bitlis? 16 Nisan'a hazır mı? Bitlis tüm kalbiyle evet diyor mu? İstikrar için, barış ve huzur için, kardeşlik için. Bitlis işi bitirmiş. Maşallah. Bitirmiş Bitlis. Allah sizden razı olsun. Allah birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Geçmişiz biz, aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın biriyiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın biriyiz biz. Şarkılar bir, türküler bir, hep beraber söyleriz biz. Kolaylar bir, korunlar bir, aynı sazın dilimiz biz. Gönüller bir, dualar bir, bir Allah'ın kuluyuz biz. Asfalçemiz yurdumuzdur, aynı dağın gülüyüz biz. Haydi bir daha, bir daha, bir daha, hep beraber söyleyelim. Kurşuna vuran, bir daha, bir daha, en düşünmen söyleyelim. Sevgili Bitlisler, değerli kardeşlerim, 16 Nisan yaklaşıyor. Anayasa değişikliği 16 Nisan'da önünüze geliyor. Türkiye'de artık bu değişiklik yapıldıktan sonra her zaman güçlü hükümetler dönemi başlıyor. Öyle seçim oldu. Hükümet kurulmadı. Güven oyu almadı. Zaman kaybı ortadan kaldırıyor. Hükümetlerin, Kur'an'da hükümetlerin işine son veren de millet oluyor, siz oluyorsunuz. Patron sizsiniz. Sandıkta karar veriyorsunuz. Geçmişte neler yaşadığımızı biliyorsunuz. Medya manşetleriyle hükümetler kuruldu, hükümetler devrildi.
yargı müdahaleleriyle hükümetlerin alanları daraltıldı. Hatta yargı darbesi yapılmaya kalktı. Türkiye'de birçok darbeyi gördük. Sizin seçtiğiniz hükümetler maalesef darbeyle, zorla iş başından uzaklaştırıldı. İşte bu mevcut anayasa, bu 82 model, artık her tarafı dökülen darbe anayasası iş görmüyor. Sürekli arıza yapıyor, sürekli kriz üretiyor. Mevcut sistem ülkenin sorunlarına kalıcı çözüm üretemiyor. Ekonomi yeteri kadar büyümüyor. AK Parti döneminde son 15 yılda ekonomiyi 3 kat büyüttük. Eğer bu engellerle karşılaşmasaydık, sürekli taciz etmeseydik, inanıyorum ki en az 5 kat büyüyecektik. 14 yıldır sizlere hizmet üretiyoruz, projeler yapıyoruz. Ama sevgili Bitlisliler, bir yandan hizmet yapıyoruz ama bir yandan da şeytan taşlıyoruz. Şeytan taşlamadan zaman buldukça yollar yapıyoruz, hastaneler yapıyoruz, okullar yapıyoruz. Milletimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Biz iş yapalım dedikçe onlar hep olmaz dediler. Hep hayır dediler. Yol yapalım, tünel yapalım, köprü yapalım dedikçe hayır dediler. Hep engel koydular. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık bu engelleri tamamen ortadan kaldırıyoruz. Siz doğrudan sandıkta Cumhurbaşkanlığı da seçeceksiniz, hükümetine de karar vereceksiniz. Meclisi seçeceksiniz. Sizin seçtiklerinize artık kimse karışamayacak. Kimse burnunu sokamayacak. 5 yıl boyunca güçlü hükümetler hizmet üretecek, iş üretecek, bahane üretmeyecek. 5 yıl sonra sevgili Bitlisliler, beğenirseniz yine seçeceksiniz. Ama 3. sefer yok. En fazla 10 yıl. Ondan sonra değiştireceksiniz. CHP Genel Başkanı ne diyor? Tek adam. Tek adam görmek istiyorsan aynaya bak, aynaya. Seçim olan yerde tek adam olur mu? Milletin patron olduğu yerde tek adam olur mu? Hükümetler seçim kaygısı olmadan, kriz düşüncesi olmadan 5 yıl çalışacak, hizmet üretecek, iş üretecek, Bitlisli'nin gönlünü yapacak, hizmetlerini görecek. 5 yıl sonunda da gelip hesabı size verecek. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle Türkiye'nin bekleyen birçok sorununa köklü çözüm geliyor. Ekonomi şaha kalkacak. Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Alevilerin, Sünnilerin, Zazaların, herkesin sorunu bir olacak. Bütün vatandaşlar Kürt demeden, Türk demeden, Arap demeden başımızın tacı olacak. Hepsi 1. sınıf vatandaş olacak. Sevgili Bitlisliler, Kürtlüğünüzle iftihar edin. İftihar edin. Asla Kürtlüğünüz sizin herhangi bir eksikliğiniz değildir. Kürtlüğünüzle iftihar edin ama bir şeyle daha iftihar edelim. Göreyim şu ay yıldızlı bayrakları.
Ay yıldızlı bayrağımızla da iftihar edelim. Sallayın o ay yıldızlı bayrakları. Alçak PKK görsün bunları. Hem Kürtlüğümüzle iftihar edeceğiz, hem de devletimizle, Türkiye Cumhuriyeti'yle iftihar edeceğiz. Çünkü biz 1000 yıldır bu topraklardayız. Savaşta beraber olduk, neşede beraber olduk, tasada beraber olduk. Bundan sonra da devamlı beraber olacağız. Aramızı bozmaya çalışan bu alçak terör örgütünü aramızdan söküp atacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, bu CHP, HDP, Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemiyle ilgili hiçbir şey konuşmuyorlar. İşleri, güçleri yalan dolan. Mecliste bu değişiklikler görüşülürken CHP, HDP neredeydi? Onlar kürsü işgal etmekle, insanları yumruklamakla meşguldü. Ne yaptıklarını gördünüz. Her türlü çirkinliği, saldırıyı yaptılar. Kürsüyü parçaladılar. Kürsüye kelepçediler. İşgaller yaptılar. Şimdi çıkmışlar, hiç utanmadan, sıkılmadan anayasa değişikliği meclisi zayıflatacak diyorlar. Meclisi zayıflatan, meclisin itibarını azaltan sizsiniz, siz. Kürsü işgal eden sizsiniz. Kimseyi konuşturmayan sizsiniz. Bu sistemle sevgili Bitlisliler, meclisin gücü daha da artıyor. Etkisi daha da artıyor. Meclis hem hükümeti denetliyor, milletvekillerinin yetkisi artıyor. Çünkü milletvekilleri artık sadece milletvekilleri kanun yapacak. CHP bir de tutturmuş, Cumhurbaşkanı meclisi feshedecek. Yok böyle bir şey. Tamamen yalan. Cumhurbaşkanı meclisi seçime götürebilir. Eğer seçim kararı alırsa kendisi de gidiyor. Çünkü seçim aynı anda oluyor, aynı gün oluyor. Eğer meclis de seçim kararı alırsa bu sefer Cumhurbaşkanı da gidiyor. Hem de meclis gidiyor. Dolayısıyla bu sistem uzlaşma getiriyor. Bu sistem anlaşma getiriyor. Değerli kardeşlerim, Kılıçdaroğlu çıkmış, bu anayasa değişikliğinde ne yoksa ondan bahsediyor. Yalan diyorsun deyince de televizyonlara çıkıp tartışalım diyor. Neyi tartışacağız kardeşim, neyi? Açıp şu anayasa değişikliğini bile okumamışsın. Neyin getirdiğini bile bilmiyorsun. Onun bir de bir tarafa bırakıp tartışalım diyorsun. Ömrünüz konuşarak tartışarak geçti. Bizim tartışacak vaktimiz yok. Millet hizmet bekliyor. Millet iş bekliyor. Millet ülkenin koşar adımlarla gitmesini bekliyor. Değerli kardeşlerim, bu HDP'nin durumunu anlatmaya bile gerek yok. Bunlar geldi dediler ki biz artık Türkiye Partisi olduk. Bölgenin sorunlarını çözeceğiz. Kürtlerin dertlerine derman olacağız. Ama 7 Haziran çıktı. Hemen gittiler. Kandil'e teslim oldular. Size ihanet ettiler. Sırtlarını terör örgütlerine dayadılar. Sırtlarını Avrupa'ya dayadılar. Anayasayı yok saydılar. Yasaları yok saydılar. Şehirlere çukurlar kazdılar.
şehirlerimizi tarumar ettiler, yıktılar, harabeye çevirdiler. Soruyorum, bir belediyenin işi çukur kazmak mı? Teröristlere lojistik destek sağlamak mı? Onlara kaynak aktarmak mı? Milletten oy alacaksın, yol yapacaksın, park yapacaksın, kanalizasyon yapacaksın, sosyal projeler yapacaksın diye, şehri güzelleştireceksin diye, insanların daha rahat yaşamasını sağlayacaksın diye sana oy veriyor Bitlis. Sen de milletten topladığın paraları dağa aktarıyorsun, teröre aktarıyorsun. Yok öyle yağma. Yok öyle. İşte bunun hesabını şimdi veriyorlar. Verecekler. Bitlis'te bazı ilçelerimizde bunları gördük ve gereğini yaptık. Belediyelerimiz şu anda vatandaşa iş üretiyor, hizmet üretiyor. Teröristlerin yaktığı, yıktığı, harap ettiği altyapıyı düzeltiyor, daha iyisini yapmak için gayret ediyor. Biz Türkiye'yi de, Kürt kardeşlerimizi de, Türk kardeşlerimizi de bu beladan inşallah kurtaracağız. İşte bu birlikteliğimiz, işte bu muhteşem tablo bunun müjdecisidir. Türkiye'nin her karış toprağına, her köşesine huzur gelecek, barış gelecek, kardeşlik gelecek. Bir olacağız, bir olacağız, bir olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yapan PKK'da, FETÖ'de artık bizim başımızın belası olmayacak. Değerli Bitlisli kardeşlerim, şimdi Bitlis'in, biraz da Bitlis'i konuşalım. Bitlis'e hangi hizmetleri yaptık? Aziz kardeşlerim, 15 yıldır Türkiye'yi il il, ilçe ilçe büyütmek için, kalkındırmak için yollardayız. Bugüne kadar yaptıklarımızın bundan sonra da daha hızlı şekilde yapmak için bu değişikliğe ihtiyacımız var. Buradan Bitlis kazanacak, Türkiye kazanacak. Son 14 yılda sevgili kardeşlerim, Bitlis'e tam 7 milyar destek ve yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Bitlis her şeyin en iyisine layık. Okullar, spor tesisleri ve sosyal alanlar hepsi tek tek yapıldı, hizmete girdi. 2007 yılında Bitlis Eren Üniversitesi'ni kurduk mu? Merkeze, Tatvan'a, Mutki'ye, Güroyma'ya, Hizan'a hastaneler yaptık mı? Bitlis'e muazzam bir hastane yaptık mı? Ambulans sayısı koca Bitlis'te sadece 4. Şimdine kadar 40. 40 nerede? 4 nerede? Tam 10 katı. Bitlis her şeyin en güzelini hak ediyor. Bakın Bitlis'in yolu yoktu, yolu. Bitlis'in Tatvan'a yolu yoktu. Muş'a yolu yoktu. Siirt'e yolu yoktu. Mutki'ye yolu yoktu. Hizan'a yolu yoktu. Sadece şehir içinde, o da düşük standartta 19 kilometre bölünmüş yolu vardı. Ama şimdi bunun üzerine 296 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yolları böldük,
hayatları birleştirdik, yolları böldük, milleti birleştirdik, yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Bitlis, kahraman Bitlis, yiğit Bitlis, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Şu çevre yolu, işte şu dağlarının yararak, tünelleri aşarak Bitlis'e çevre yolunu yaptık mı? Tatvan'dan Siirt'e giden trafik artık Bitlis'in işine girmiyor. Bitlis'in dar yollarını işgal etmiyor. Rahva, Rahva! Şu Rahva'nın güzelliğine bak! Yeni bir Bitlis doğuyor. Bitlis'i Muş'a, Van'a bölünmüş yollarla bağladık. Kuzgun Kıran, 8 Ağustos, Buzlu Pınar, Sarı Konak tünellerini yaptık. İnşa ettiğimiz toplam barajlarla 35 bin araziyi suyla buluşturduk. Ahlat, Ova Kışla, Hizan, Çökek Yazı, Güroymak göletlerini bitirdik, sulamaya açtık. Şehir merkezine yaylalardan tertemiz kaynak suyu getirdik. 2045'e kadar Bitlis'in içme suyu derdi yok. Çiftçilerimize 514 milyon destek ödedik. Merkeze sosyal konutlar yaptık. Şimdi Ahlat Hastanesi tamamlanıyor. Atatürk Mahallesi'nin konutlarını yeniliyoruz. Bitlis merkezine güzel bir kapalı havuz yapıyoruz. Bitlis, Tatvan, Diyarbakır yolunu da bölünmüş yollar haline getiriyoruz. Bu yolla Habur, Esendere, Kapıköy, Gürbudak kapılarına daha güvenli bir erişim sağlayacağız. Malazgirt, Patnos yolunu da yeniliyoruz. Bitlis çevre yolu başta olmak üzere 6 yol çalışmamız devam ediyor. Şimdi gelelim yapılacaklara. Merkeze bir atletizm pisti yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Gençler, Tatvan'a bir gençlik merkezi yapıyoruz. Bir dakika, öyle kolay yok. Bitlis, 16 Nisan'da rekora var mısınız, rekora?
Evet, biz bu memleketin sevdalısıyız. Biz Ferhat'ız. Milletimiz şirin. Millete ulaşmak için dağları da... Kuzguncan, evet diyecek miyiz? Vesayeti tarihe gömecek miyiz? Daha çok kalkınma için, daha çok refah için, daha çok iş aş için, Türkiye aydınlık geleceği için, istiklali için, kutuplaşma değil, kucaklaşmak için. Allah hepinizden razı olsun. Eri, eri, eri. Eri Hazarcan. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bahtınız açık olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Sağ olun, var olun. Şen olasın Bitlis. Şen olasın. Bitlis'te 5 minare. Evet. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. İşte millet. İşte Bitlis. Ve devlete musallat olmuş yanlışlığa engel olmanın